susmamın, oturmamın, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi bugüne dek. Susmamız, oturmamız, hep boyun sevgili dostlar. Suskunduk, ne bekledik, yaşandı. Hoş geldiniz. Nurcan'cığım hoş geldin. Teşekkürler Zeynep'ciğim. Esra'yı öpüyorum çok. Kadınlar vardır, kadınlar vardır, kadınlar her yerde. Kadınlar vardır, kadınlar vardır, kadınlar her yerde. Kadınlar vardır, kadınlar her yerde. Kadınlar vardır, kadınlar vardır, kadınlar her yerde. Hoş geldiniz sevgili dostlar, hoş geldiniz. Biraz daha toparlanalım diye bekliyorum. Hepiniz sefalar getirdiniz. Az sonra sevgili konuğum avukat Tuğba Torun burada olacak. Gönülcüm İzmir'e benden de selamlar. Kadınlar haklarının korunması açısından artık yasalara güvenmiyor. Yasalar kadınlar söz konusu olduğunda ya yavaş işliyor ya da hiç çalışmıyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda sınıfta kaldık maalesef ki. Gün olmuyor ki bir kadın cinayetiyle karşılaşmayalım, bir çocuk taciziyle karşılaşmayalım. Kadınların kendi güçlerinin farkına varmaları için neler yapılmalı? Kadının özgürleşmesi ve hayatın içinde kendini daha iyi ifade edebilmesi için neler yapılmalı, Türkiye'de neler değişmeli gibi pek çok konuyu sevgili hukukçumuz avukat Tuğba Torun'la konuşacağız az sonra. CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, gazete duvar yazarı avukat Tuğba Torun az sonra bizimle birlikte olacak. Sizler de mesajlarınızla, sorularınızla sohbetimize ortak olabilirsiniz sevgili dostlar. Bugün biliyorsunuz 25 Kasım kadına yönelik şiddeti önleme, mücadele etme günü. Bu anlamda hepimizin eminim söyleyeceği bir cümle vardır. Bu arada bakıyorum Tuğba Hanım geldi mi diye. Henüz gelmedi. Birazdan sanıyorum yayına bağlanır. Bu arada mutfaktan dünyadan bahsetmek istiyorum. Belki ilk kez izleyenler vardır. Bu arada gözüm seyirip duruyor. Hayır olsun diyeyim. Mutfaktan dünyaya sohbetleri pandemiyle birlikte hayata geçirdiğimiz bir proje. Yol arkadaşım sevgili Sevilay Acar'la birlikte yola çıktık ve başlattık bu projeyi derken sevgili Tuğba Hanım geldi. Ben vakti çok az olduğu için onu çok fazla bekletmek. Hemen bakıyorum.
davet gönderdim kendisine. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Tuba Hoş bulduk. Ne güzel Hanımcığım. böyle mutfak mutfak, değil mi? Evet. Sıcak Teşekkür ev ederim. havası. Çok Çok özledim teşekkürler. evde kalmayı, mutfakta olmayı, yemek falan yapmak istiyorum, böyle pasta falan gibi şeyler. Ama o kadar yapamıyorum Gerçekten ki. o kadar yoğunsunuz ki ben hızınıza yetişemiyorum gerçekten. Çok zor gerçekten o hengame içerisinde insanı kendine dönük hiçbir şey yapamamak, özlememek imkansız zaten. Kolaylıklar Ya diliyorum sağ size de. olun, ama yani 25 Kasım, işte 8 Mart zaten hani belli başlı iki tarihimiz ve bu zamanlarda da konuşmamız, bir şekilde ne biliyorsak aktarmamız ya da eylem de sahada, alanda olmamız gerekiyor. Farkındalık ancak bu şekilde oluyor. O yüzden olsun, varsın, yoruladım, hiç önemli değil. Ben girişte sizi kısaca tanıttım ama sizin de ekleyeceğiniz bir şey varsa sizi yayın başında sohbete başlamadan açıklayabilirsiniz. Ben CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, gazete duvar yazarı, aynı zamanda avukat Tuğba Torun diye lanse ettim sizi. Unuttuğum, eksik kalan bir şey varsa lütfen siz ekleyin. Normalde hani esas kadın mücadelem, işte uzun süredir zaten kadın derneklerinin avukatlığını yapıyorum. Yani hani kadın hareketinde var olmaya ve çaba veriyorum. Yani bir şekilde çalışıyorum. Gazete Duvar'da da 4 yıl boyunca yazdım. Özellikle kadın ve hukuk odaklı yazdım. Ama şimdi başka bir gazeteye geçiyorum. İşte Öyle mi? evet, 1 Aralık itibariyle aslında Gazete Duvar'dan ayrıldığımızı belirtmiştik. Orada yönetimsel bazı ayrılıklar sebebiyle, ama çok çok benim için kıymetli bir alandır. Gazete Duvar benim için hakikaten bir öğrenme mecrasıydı zaten her şeyden önce. Devam edecek zaten yazmak. Şahane. Hemen sizin çok vaktiniz olmadığını biliyorum. Yorgunsunuz çünkü gerçekten başka bir Estağfurullah. Aslında bu yayından son çıktığınızı söyleşi, 5 biliyorum. söyleşi panel üst üste eğitim de vardı. Bu sonuncusu, umarım çok yorgun görünmüyorumdur yani. İyiyim yani, Gayet konuşacağız iyi, ama. gayet iyi İyi. görünüyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben hızlıca girmek istiyorum. Kadın cinayetleri artık giderek dozajını arttırdı ve artık her geçen gün vahşete tanık oluyoruz ve hep bir öncekini aratır şekilde daha da sertleşiyor durumlar. Hukuksal alanda kadına yönelik şiddeti önlemek için İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasına rağmen iç hukuka yansımamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden yansıması olmuyor? Aslında şöyle söyleyeyim, şöyle bir gidişat an, yani gidişata girmeden önce, madem tamam, soru üzerinden ilerleyelim. Çok uzayacak çünkü öbür türlü. İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında imzalandı ve 2014 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmakla birlikte uygulama zorunluluğu geldi. Ama biz hiçbir zaman İstanbul Sözleşmesi'ni tam olarak uygulayamadık. Fakat İstanbul Sözleşmesi'ni hani anlatmaya, işte daha etkin uygulansın diye zaten sürekli söylerken 2018 yılı itibariyle, özellikle yani 2019'da o ilk çıkışı yaptılar zaten, yerel seçimlerin hemen akabinde, işte kaldırma gibi bir hamle oldu. İlk sözü öyle söylediler. Yani 2 sene önce diyeyim özetle, çekilme tartışmaları başladı. İstanbul Sözleşmesi'nin içinden çekip çıkarılan ve iç hukuka uyarlanan bir yasamız var. 6.284 sayılı koruma yasası olarak biliyoruz biz onu. Onu 2012 yılında biz kazandık. Yani özellikle kadın örgütlerinin mücadelesiyle kazanılmış bir sözleşme o. İstanbul Sözleşmesi'nin bir nevi minyatürü aslında. Yine önleyici ve koruyucu tedbirleri içeren, akut durumlarda özellikle kadınların gerçekten hayatını kurtaran, can simidi niteliğinde dediğimiz bir sözleşme, 6.284 sayılı yasa. Delil belge aranmaksızın 24 saat içinde, başvurduğunuz takdirde 24 saat içinde karar verilmesi gerekiyor o yasaya göre. İşte koruma kararları genelde uzaklaştırma
talep ediliyor. Ama aslında çok daha farklı bir dizi tedbirleri içeriyor bu yasa. Yani işte atıyorum alkol bağımlısıysa tedavi görmesinden tutun, silahı varsa silahına el konulmasına, hani çocuklarla ilgili tedbirler, geçici maddi yardım tedbirleri, sığınma evleri vesaire çok fazla tedbirler içeriyor ama bu yasayı çok da aktif kullanamıyoruz. Yani daha da etkin kullanılması lazım aslında. Ama şu haliyle bile çok fazla hayat kurtardı ve kurtarmaya da devam ediyor gerçekten. 6.284 sayılı yasa her ne kadar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmalarıyla birlikte uygulamasında daha da maalesef ki kısıtlı bir alan artık olsa da, yani şöyle, eskiden mesela 6 ay verilirdi. Normalde maksimum zaten 6 aya kadar veriliyor koruma kararları. Biz talep ettiğimizde genelde 6 ay çıkardı. Ama şimdi 6 ayı geçtim, 3 ay bile zor çıkıyor. Çoğunlukla 1 ay veriliyor. Hatta reddedilmeye başlandı taleplerimiz. Bizi şiddeti delillendirmeye itiyorlar. Yani öyle bir yargısal sistem var şu anda ve bu hiç doğru değil. Çünkü zaten şiddeti delillendiremediğimiz acil durumlar oluyor. Yani evinden terlikle kaçıyor, karakola sığınıyor kadın. Yani ne delili? Elinde telefonu yok ya da ne bileyim gösterebileceği bir tanık yok. Artık Gizli ölmesi bile delil yapılan sayılmıyor şiddetler ki. var. Nasıl? Ölmesi bile delil sayılmıyor ki artık Tabii yani. tabii. O durumda Yani geldik özellikle artık. şey, şüpheli ölümler diye bir şey çıktı mesela. Yani intihar olarak kapatılan bir sürü vaka var. Oysa ki cinayet Evet. ya da intihara sürüklenmiş. Hani bunların hepsi çok ciddi deformasyonlar. Maalesef uygulamada bu tür sorunlarla karşılaşıyoruz. Ama ben en sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Gerçekten de umutsuz olmamak gerekiyor. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ni mesela ondan önce de 2018'de esas 6.284 sayılı yasaya yuva yıkan yasa diye saldırmaya başladılar. Çünkü bu uzaklaştırma veriliyor ya bu yasaya göre. İşte efendim uzaklaşınca şiddet uygulayan kişi evden o yuva yıkılıyor diye karaladılar. Oysa ki şiddet olan yuvanın ne önemi var yani hiçbir anlamı yok. Evet güven duygusu yok orada bir aileden bahsetmek bile söz konusu değil. Ama şiddete resmen katlanın gibi bir tavırla bir zihniyetle 62-84'e de saldırdılar. Fakat İstanbul Sözleşmesi'ni sanıyorum ki daha tehlikeli görmüş olsalar gerek ki oradan çekilindi 62-84 üzerinden. Bakın o yasa var. Hala var yani biz şiddeti bu yasaya göre önleyebiliriz diyorlar. Muktedirler ama öyle değil işte. Onun uygulanışında da ciddi sorunlar çıkarmaya başladılar. Sonunda söyleyeceğim şey şuydu. Yani başta söylemek istediğim. Bütün bunlara rağmen yani kazanılmış haklarımıza yönelik saldırı teşkil eden bütün bu kötü vakalara rağmen aslında hep şunu söylüyorum. Biz bu esnada bir zihni devrim gerçekleştirmeye başladık. Ve bayağı ilerledik bu konuda. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin adını dahi bilmiyorken kimse. Şimdi duymayan kalmadı. Ne anlatmak istediğini biliyoruz biz artık o sözleşmenin. Herkes biliyor. Biz bunu hep beraber yaptık. Anlatarak, engel olmaya çalışarak. O etkinin bir de tepkisi olarak. Yani dolayısıyla aslında bizim kadın mücadelemiz bu esnada çok güçlendi. Biz haklarımızı savunmayı öğrendik. Bundan sonrası için işimiz daha kolay. Yani o zihniyet değişikliği zaten İstanbul Sözleşmesi'nin istediği ve biz onu aslında şu anda yaşamaktayız. Bence kötü haber çekilenler için budur yani. Kadın cinayetleri davalarında uygulanan ceza indirimlere de değinmek istiyorum. Ceza indirimler erkek şiddetini aslında daha da besliyor. Bundan güç alıyorlar bir anlamda. Çünkü gerçekten cezalandırılmadıkları için. Hukuki uygulamada neden adaletli kararlar alınmıyor? Hukukçular bu anlamda kendilerini neden şaibe altında bırakıyorlar? Bu da kafamızı kurcalayan şeylerden bir tanesi. Bir hukukçu olarak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela verilen kararlara karşı çıkan, tepki gösteren hukukçular var mı? Bence mesele hukukçuların tepki göstermesinden daha
öte ve vahim boyutta. Yani hukukçuların tepki göstermesiyle çözülebilecek bir konu değil. Samimi olarak şiddetin önlenmesini isteyen bir siyasi yönetim gerekiyor. Yani eğer Okey, onda zaten hepimiz hemfikiriz. Ama şimdi mesela işte insanları umutsuzluğa sürükleyen bir hale dönüştü bu. Bir korku psikolojisini de pompalayan, körükleyen bir şey de oldu bir anlamda. İnsanlar artık kime güveneceklerini şaşırıyor, sokağa çıkmaya korkuyor. İşte daha dün metroda yaşanan bir olay var. Mutlaka ki görmüşsünüzdür. Eli evet, bıçaklı bir maalesef. şekilde, yani İstanbul'un göbeğinde. Ve o anda sanki hiçbir güvenlik görevlisi yok mu? Yani metroda tonlarca güvenlik görevlisi geziyor benim bildiğim bir sürü. Yani kimse müdahale edemiyor. Şimdi şöyle aslında, hani zihniyet değişikliği şu demek, o adamın o bıçağı cebine koyamaması gerekiyor. Yani geçtim metroya girmesini falan. Hani cebine koyup böyle bir şeyi düşünemiyor olması lazım. O İşte ceza faili, almadığı için ceza evet, şunu almıyorlar ama düşünüyor yani. olması lazım. Ya ben böyle bir şeye yeltenirsem beni mahvederler. Yani hani ben orada çürürüm ya da hani çürümek demeyelim ona. Anında beni yakalarlar, yargılarlar, cezalandırırlar ve en yüksek sınırdan ceza verirler. Bunu bilen bir şiddet faili eğer gerçekten hani aklından zoru yoksa yani zaten girmez ona. Ve hani yine girecek olacaktır. Yani şiddeti kökünden tamamen yok etmek dünya üzerinden bana sorarsanız mümkün değil. Hani ama biz hukuki olarak ve aslında psikolojik olarak da sosyal hizmetler olarak da yani bu şiddeti ilgilendiren hangi alan varsa her anlamda en yüksek tedbirleri almak ve uygulamak zorundayız. Ondan sonra bir şey olduğunda artık o kısmını düşünürüz. Ama bu failler şunu biliyorlar artık biliyorsunuz işte 3-5 ay yatar çıkarım yani bunun videosu bile vardı. Hatta o vakanın davasına girdim ben. İranlı Galevişan'ım. Adam işte 3-5 ay yatar çıkarım diyor kadın kamcavan bir yandan şiddet uygularken kadına. Yani bu cezasızlık dediğimiz şey. Şimdi cezaların yükseltilmesi değil konu. Ya da işte hukukçular elbette ki tepki gösterecek, göstermeliler. Ama hukukçuların tepkisi değil. Bu işte siyaset, STK, bu alan polis, yargı. Yani bu alanla ilgili her kim varsa hepsinin topyekün işini çok doğru yapması ve evet sesini de çıkarması gerekiyor. Ama şiddet vakasından sonraki kısımdır ceza hukuku. Yani bir de önceki kısım var. Biz hep şunu söylüyoruz. Önleyici tedbirler. Yani vaka vuku bulmadan önce biz engellemek durumundayız şiddeti. Ondan sonra eğer hani yine de vuku bulursa öyle etkin cezalandırmalıyız ki yani işte o ihale haksızlar indirimleri verilmeden İstanbul Sözleşmesi'nin de emrettiği üzere etkin cezalandırma yani en üst sınırdan şiddeti cezalandırmak durumundasınız ki evet caydırıcılığı olsun. Ama şimdi diyor ki insanlar efendim idam atın bunları işte cezaları alın 90 yıla yükselt falan. Hayır yani tamam bir kere idam ya da 90 yıl falan değil çözüm. Yani bunlar insanlık dışı yöntemler zaten. İdam falandan kastediyorlar. Cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlar. Hadım edin bunları falan diyorlar. Buna ilişkin bir tasarı da hani vardı hatta. Ona da karşı çıkıyoruz. Çünkü sorunumuz o değil ki. Biz zaten hani idam, hadım bunlar insanlık dışı ceza. Buraya gelmeden önce o zihniyeti dönüştürmek zorundayız. O eşitliği tesis ettiğimiz zaman zaten o şiddet failleri korkacaklar yani ve bunu yapmaması gerektiğini insanlar çoğunlukla anladıktan sonra toplumda kendilerine herhangi bir yerde bulamayacaklar. Yani bu yüzden öncelikle o zihniyet dönüşümüne odaklanmalıyız ki bu da toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının insanların kafasına sokulmasıyla olabilecek bir şey. O nasıl olacak, oturacak kafalara? Tabii ki de eğitimle oturacak. Biz o kadar hani önerilerde bulunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nde bu eğitim şartı var, müfredata girsin, zorunlu ders olsun diye. Ama tutuyorlar bunu hayata geçirmek yerine işte gidiyorlar müftülük yasası, yok efendim aile arabuluculuğu, yok efendim nafakayı sınırlandıracağız, efendim istismar failiyle mağdur evlendiğinde failin cezası affedilecek falan gibi tasarılar geliyor. Bunlar korkunç. Bunların her biri cezasızlık algısını kuvvetlendiren
şiddeti artıran öneriler. Yani bunları gündeme getirmek bile şiddeti artıran faktörler. O yüzden bir kere bence siyasi anlamda çok net ve samimi şiddeti önleme tutumu edinilmesi gerekiyor. Ondan sonra yasalardaki boşluklar doldurulacak ki yasalarımız şu haliyle bile uygulandığında bence şiddet son derece azalabilir. Kötü yasalar değil, evet çok oynandı yasalarla ama yasalarımız kötü değil. Var olanı da kaybetmeye odaklanmışlar bir taraftan. Artı bu yasalar etkin şekilde uygulanacak ve medyanın dilinden tutun da sokakların ışıklandırılmasına kadar hepsi böyle yani boşluksuz olarak yapılmak durumunda eğer gerçekten önlemek istiyorsak. Burada mesajlara da bakmak istiyorum bir taraftan. Gökmen demiş ki eğitim acaba suçluya mı şart yoksa yöneticilere mi? Şart ikna ile ceza sistemi olmaz yaptırımla olur diye bir mesaj yollamış. Erkan Kılıççı mesajları hemen seyreteyim. Ağırlaştırılmış bir saniye kayıyor biraz. Ağırlaştırılmış müebbet daha iyi demiş. İyi hal indirimi uygulanırken cezanın yetersizliği değil mi temel sorunumuz diye sormuş. Bakıyorum hemen bir soru daha vardı. İdam yasası, idamı savunan bir izleyicimiz var Yasin. Bu şekilde gelen mesajlar. Evet. Yine çok fazla hemen cevap vereyim. Eğitimcilerin yani siyasetçilerin de eğitilmesi. Şimdi İstanbul Sözleşmesi zaten topyekun eğitimden bahseder. Yani sadece çocukların eğitilmesi değil. Ailelerinin, iş yerindeki iş yerlerindeki herkesin yani şirketlerde de eğitim. Polisler, hakimler, işte siyasetçiler, uzmanların kendisi, eğitimcilerin dahi eğitiminden bahseder. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini A'dan Z'ye herkesin alması gerektiğini söyler. Bu bir. İkincisi haksız tahrik ve ihal indirimleri. Haksız tahrik ve ihal indirimi dediğiniz şey evet işte iyi giyindi, sabıkası yok falan, başını önüne eğdi. Hemen çat rutin ihal indirimi verildi. Doğru değil. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Haksız tahrik indirimi. Ne demek mesela işte namus, töre, dekolte, alkol, gece dışarı çıktı falan filan. Yani bunların hiçbirinin gerekçe olmadığını, bahane şiddete bahane olmadığını İstanbul Sözleşmesi en başında vurgular, temel vurguladığı noktadır bu. Dolayısıyla haksız tahrik indirimi veremezsiniz. Şiddet varsa eğer haksız tahrik indirimi aklınızdan dahi geçiremezsiniz. Bu aksi halde şiddeti meşrulaştırır. Ağırlaştırılmış müebbeti cezasına göre verirsiniz. Siz tehdit ya da kadına karşı kadın olması sahikiyle işlenmiş bir tehdit ya da hakaret suçuna tabii ki de ağırlaştırılmış müebbet veremezsiniz. Elbette ki suçla orantılı ceza olmak zorundadır. Dolayısıyla böyle pat diye ağırlaştırılmış müebbet diyemeyiz arkadaşlar. Teknik bir konu bu. Yani hukuk dediğiniz şey elbette işte suçuna göre cezasının da planlandığı bir alan. İdam olmaz, insanlık dışı bir cezadır. Biz Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde, Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde idamı kaldırdık. Ölüm ceza değildir. Öldükten sonra o kişi, yani ceza diye bir kavram dahi olmuyor orada zaten. Ölümden ceza olmaz. O insan hakları sisteminde açılmış kocaman bir gediktir. Siz bir insanın yaşam hakkını elinden alarak onu cezalandırmış olmazsınız. Yaşam hakkı dokunulmazdır. İdamı çıkarın kafanızdan. Ben buna özellikle çok üzülüyorum bunu duyduğumda. Yani insanlık dışı bir şey. Biz birinin öldürüldüğünü şimdi tabii ki dar ağacında sallandırılmayacak o failler. İlaçla öldürülüyorlar. Biz hangi çağda yaşıyoruz ilaçla öldüreceğiz? Bu bir. İkincisi yani hani bir kişinin yaşam hakkını elinden alacağız. Çok korkutucu, ürkütücü bu. Artı idam geri dönüşü olmayan bir cezadır. Herhangi bir yanlışlık durumunda ya diyelim ki var bununla ilgili filmler de var.
hasbelkader diyorum. Bakın bilmem kaç da olasılık ama böyle bir olasılık var. Diyelim ki istismar suçu. Bir yanlışlık yapıldı ve o istismarı yapan kişinin o olmadığı anlaşıldı diyelim ki. Olmuyor mu böyle şeyler? Oluyor. Geri alabilir misiniz o adamın canını? Ya da şiddeti kim uygulaması? Alamazsınız. Geri dönüşü olmayan bir cezadır. İnsanlık dışıdır. Olmaz. Bakın zihniyet dönüşümü. En önemlisi bu. Onu gerçekleştirdiğiniz sürece zaten idama falan gerek kalmaz. Hani hep diyorlar ya Hollanda'da hapishaneler boş diye. Aslında herkes çok öfkeli ve tepkili. Yani sonuçta haber izlemeye korkuyor insanlar. Artık üçüncü sayfa haberleri ne dönüştü bütün TV ekranındaki haberler? Yani şiddetten başka hiçbir şey yok. Çocuk cinayetleri, çocuk tacizleri, kadın tacizleri, kadın cinayetleri. İnsanlar aslında bir anlamda da bunların cezalandırılmadığını gördükleri için öfkeden söylüyorlar belki. Öfkeden böyle sert tepkiselleşiyorlar. Ben çevremde de duyuyorum yani artık o kadar çok öfkeli ki yani bir sonuçta anlayabiliyorsun. Mesela yaşadığım yerde şöyle bir olay duydum. Yani çok yani mesela polis yakalıyor, savcı bırakıyor mesela. İfadesini alım gönderin diyor. Hani polislerin de o anlamda eli kolu bağlı. Yani belgeli Evet. işte taciz ispatlanmış. Yapılmış işte fakat al ifadesini gönder. Ceza verilmiyor. Bu da öfkeyi besliyor doğal olarak. Yani ille de ölmesi öyle mi tabii ki gerekiyor ama ceza bizim alması için? idamı kesin katiyen zikredemeyiz. Çünkü bakın idam gelir. Bugün cinsel istismar için gelir. Yok, ama idam değil. yarın Ceza, sonuçta bir ceza verilmeli. Caydırıcı cezalar gelmediği sürece zaten onu asla bu söylüyoruz. durmayacak. Bu durmayacak. Yani çünkü Yani adam o besleniyor oradan. evet. İdamı bugün işte istismar için getirirsiniz ama yarın terör suçu için kullanabilirler. Bu da risklerden bir tanesidir. Şimdi zaten etkin cezalandırma dediğimizde en üst sınırdan cezalandırma diyoruz. Ama zaten dediğim gibi orantılı şekilde bunu yapmak zorundasınız. Elbette öfkeliyiz. Yani hani her gün şüpheli ölümler, kayıp kadınlar haberleri alıyoruz. Bunların aslının astarının derhal en hızlı şekilde soruşturulup, kovuşturulup ona göre cezalandırmanın yapılması gerekiyor. Ama işte yok efendim işte polisin el kolu var. Hayır yani polis de 62-84'e göre karakola sığınıp kendisine koruma talep eden bir kadını evine yollayabiliyor. Emine Bulut böyle oldu. Emine Bulut öldürülmeden yarım saati önce karakola sığınmıştı. Orada 4 tane polis memuru hakkında Emine Bulut'u gönderdiler karakoldan. O 4 tane polis hakkında soruşturma başlatıldı. Daha doğrusu soruşturma izni istendi. Ama valilik soruşturma izni bile vermedi bu insanlara. Siz işini doğru yapmayan polislere sorgulamadığınızda, ona bir yaptırım uygulamadığınızda o polis zaten onu eve göndermeye devam edecek. Ya da Tabii ki. işte geçenlerde bir vakamız vardı. Yani kadının cebine 50 lira sıkıştırmış. Git bir otelde kal sen bu gece demiş hani. Adamı değil de kadını otele gönderiyor falan. Yani bu gibi evet uygulamada çok ciddi sorunlarımız var. Ama bu yasalar ve işte şiddet vaka gerçekleştikten sonraki kısımdan ziyade öncesindeki karar alıcı mekanizmalarla ilgili bütüncül politikalarla hareket etme emri vardır İstanbul Sözleşmesi'nin. Sen şiddeti önlemek için elinden geleni yapacaksın der. Soruşturacaksın, kovuşturacaksın, etki şekilde cezalandıracaksın. Ama hepsinden önce önleyeceksin şiddeti der. Şimdi siyasi mekanizmalar işte buna karar vermedikçe ve buna yönelik bakın yargı da bağımsız ve tarafsız değil. Yani Evet, maalesef yargının da maalesef. tarafsız ve bağımsız olmaması siyasi bir tutumla ilgili. O noktada da yargı rahatça indirim verme serbestiyeti hissediyor üstünde. 2015 yılı civarlarında biz fiilen engel olmuştuk yani bu indirimlerin verilmesine neredeyse. Ama şimdi 2018'den bu yasalara saldırılmaya başlandığından beri tekrar yargı indirimler vermeye başladı. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunların hepsi böyle baştan devam eden uygulamalar maalesef. Maalesef ki. Nasıl değişecek bu döngü? Yani o zincir nerede kırılacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Ne öneriyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. İşte o zihni değişiklik, ya biz İstanbul Sözleşmesi'nin önemini gerçekten bence kavradık. Çok iyi kavradık. Daha da kavrayacağız Kesinlikle. zaten. Artık herkes bunu söylüyor, Bunu dillendiriyor. konuşuyor.
Bakın yasaları konuşuyoruz, cezasızlığı konuşuyoruz. Bu kavramı kimse bilmiyordu. Ben cezasızlığın ne olduğunu daha bundan bir iki sene önce uzun uzun açıklıyordum. Artık açıklamama gerek bile yok. Yani bunların hepsi birer gelişme. Dolayısıyla bizim işimiz, açık konuşayım, yani konuyu siyasileştirmek amacıyla değil. Ama zaten yani siyasileştirmek derken siyasi titrimden dolayı değil. Kadına yönelik şiddet politiktir diyoruz ya zaten. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet politiktir. Evet. Evet, politik kesinlikle. Tutum değişince, politik tavır değişince ki mevcut olan yönetimin bu tavrı değiştirmeyeceği ortada. Dolayısıyla mevcut yönetim değişince, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda çok açık, Sayın Kılıçdaroğlu geçenlerde söyledi. Biz iktidara geldikten bir hafta sonra İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar imzalayacağız dedi. İşte o zaman biz kaybettiklerimizi geri alacağız ve çok hızlı şekilde geri alacağız. Daha da iyisini yapacağız. Daha gerisi geride yapılacakların. Biz şimdi kaybettiğimizi tutma derdindeyiz. Oysa yapılacak ne kadar çok şey var. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin de ötesine geçmemiz gerekiyor. Gerekir. Kesinlikle. Kesinlikle. Dolayısıyla siyasi karar alma mekanizmalarında da eşitliği sağlamamız lazım. Bu yönde de öneriler var. Bu öneriler de reddediliyor. %50 kota ve bir kadın bir erkek, bir kadın bir erkek fermuar sistemi ve %50, yani yarısı da kadın olacak. Yani kesinlikle yarı yarıya kadın ve erkek olmayı tesis eden öneriler sunduk. Bunların hepsi reddediliyor. Karar alma mekanizmaları eşit olduğu sürece ona göre tabii ki de düşünsenize mecliste kadınların ve erkeklerin yarı yarıya olduğunu. Kadına yönelik ne kadar lehe yasalar çıkar oradan. Dolayısıyla o yasalar doğrultusunda da şiddet önlenebilir. O yüzden hani bu mekanizmalarda her yerde eşitliğin sağlanması çok önemli, çok çok önemli. Yani yalnızca yasalarla olan bir şey değil bu. Topyekün bir eşitlik ve yenilenme gerekiyor. Çok hızlı şekilde olacak ama işte önümüzde ciddi bir taş var, engel var. Maalesef bugün bile yapılan yönetimlerin açıklaması, yani erkek alıyor sözü. Yani erkek başlıyor şiddet açıklamasına. Olmaz. Bu mücadelenin öznesi kimse temsilcisi de o olmalıdır. Siz önce kadına yönelik şiddetle mücadele gününde sözü erkek il başkanınıza veriyorsanız olmaz. Olmaz yani. Bu biat sistemidir. Yani bu erkek, ya, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını bir erkek bir gece yarısı aldı. Tek başına. Hukuka aykırı şekilde. Ve kendi bünyelerinde savunan kadınlar, çünkü şiddet ortak bir konudur. Şiddetin siyasi partisi falan yoktur. İstanbul Sözleşmesi'nin de önemini çok iyi bilen bütün kadınlar savundu aslında sözleşmeyi. Ama bir yerden sonra emir demiri kesti. O kadınlar dinlenmediler. Açıklama yaptılar. Kaldılar. Aile hepsini evet. Bozuyor diye açıklama yaptılar. Evet. O yüzden de hani o şiddet İslam Sözleşmesi'ni savunan kadınlar bile susmak zorunda kaldılar. Siyasi iktidar bünyesindeki kadınlardan bahsediyorum. Bu olmaz. Yani kadınların da rahatça, özgürce partisinde, her parti kim ne olursa olsun, rahatça özgürce fikrini savunabildiği, elini masaya vurup hayır biz bu sözleşmeyi istiyoruz, bu sözleşme bizim için faydalı diyebildiği, sözünü geçirebildiği, gerekirse yani kadınların sözünün geçtiği, doğru olan oysa eğer, bir sisteme ihtiyacımız var. Bu yüzden de eşitlik her alanda diyoruz ama maalesef ki toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını bile deforme ettiler. Toplumsal cinsiyet adaleti kavramını kullanmaya başladılar. Kimin adaleti? Hangimizin adaleti? Sizin adaletiniz mi? Nesrin Hanım, benim adaletim mi yani? Böyle bir şey olmaz. Kişi adaleti olmaz. Bu evrensel hukuk ilkeleri, evrensel eşitlik, adalet, özgürlük algısı çerçevesinde belirlenen uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınmış ve ulusal yasalara da sirayet etmiş demokratik eşitlik, adalet, özgürlük duygusundan bahsediyoruz. Herhangi birinin adaletinden değil, herhangi birinin adaleti diyor ki siz eşit koşamazsınız 100 metreyi. Hadi canım yani. Bu değil, yasalar önünde eşitlikten bahsediyoruz biz. O yüzden adalet kavramı yanında eşitlik ve özgürlük kavramlarını
içermediği sürece hiçbir işe yaramaz, çok tehlikelidir, her yere Kesinlikle. çekilebilir. Adalet Kesinlikle. deyip geçmeyin. Kimin adaleti? Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Kesinlikle öyle. Neşe Hanım diyor ki, peki biz kendimizi bu ortamda nasıl koruyacağız? Bu konuda da bir önerisi var mı Tuğba Hanım'ın demiş. Bu ortamda elbette ki mevcut haklarımızı kullanarak ve talep ederek koruyacağız. Şiddet geldi başınıza. Hangi şiddet? İşte fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet, dijital şiddet, psikolojik şiddet. Bunların hepsi aynı önemdedir. Birbirinden daha değersiz, daha önemsiz değildir. Psikolojik şiddet, örneğin birini her gün aşağıladığınız zaman o eziyettir. Sistematik yapıldığı zaman bir şiddet, eziyet suçudur. Tutuklanmayı bile öngörür. Tutuklanmayı öngörür. Biz şimdi mesela bunu uygulamaya sokmaya çalışıyoruz. Şiddet mi geldi başınıza? Birisi size her gün hakaret mi ediyor, tehdit mi etti? Size fiziksel zarar mı verdi? Hemen gidiyorsunuz. Ya da dijital anlamda bir şey, tacize mi uğruyorsunuz? Takip mi ediliyorsunuz? Hemen gidiyorsunuz savcılığa, suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Sonunu düşünmeyin. Aman nasıl olsa ceza verilmiyor. Efendim bu da çok uzun. Hayır. O kısmı sizden çıksın. Siz gidin şikayetinizi yapın. Ondan sonra 6.284 sayılı yasaya göre şöyle bir göz atın tedbirlere. Ne var? Siz de bilgilenin. Ama uzaklaştırma kararı isteyin. Size fiziken ve iletişim yolları kanalıyla ulaşamasın. Bunu isteyin. Ondan sonra çok mu çaresiz kaldınız? Yargı işe yaramadı mı? Gidin kadın örgütlerine. Onlar sizi yönlendirir. Gerekirse kamuoyu oluşturun. Sosyal medyaya ihtiyaç olmaması lazım elbette. Adalet yargının işidir. Sosyal medyada adalet olmaz. Ama Ama sosyal gerekirse medyada aranır hale geldi maalesef. aynen, çok doğru kelime. Sosyal medyada arayabiliriz ama. Yani sosyal medyada adalet arayışı vardır. Sosyal medyada adalet tesisi yoktur. Ama en azından dile getirmelerini, sesinizin duyulmasını sağlayabilirsiniz. Bunları yapın. Boşanma davanız mı var? Paranız mı yok? Avukat tutacak gücünüz mü yok? Gidin, baroların adli yardım merkezleri var. Buralardan avukat talebinde bulunun. Yani bu haklarınızı muhakkak kullanın. Eğer işe yaramıyorsa ondan sonra adım adım düşünürüz bir şekilde. Hani yönlendirecek çok fazla insan var etrafta. Ama muhakkak haklarınızı kullanın. Korkmayın, üşenmeyin. Zaten haklarınızı kullandıktan sonra kendinize güveniniz de artıyor. O korku perdesi genelde faaliyete geçtikten sonra kalkar. Gönül Şafak demiş ki, kadına karşı şiddet gösteren kişiler sosyal cezalar almalı. Mesela kadın sığınma evlerinde temizlik yapmalı, yaşlılar evinde yemek dağıtmalı. Bütün bunlar için sosyal devlet gerekli de diye bir mesaj göndermiş, Aslında çok paylaşmış doğru bir çıkış noktası. Yani ben mesela işte dedik ya, idam olmasındansa o kişinin bizimle. hayatta kalmasını ve acı çekmesini tercih ederim. Evladımı istismar mı etti? Elbette ki o öfkeyle ölmesini isteyebilir insan. Ama bence bu kurtuluş olur onun için. Ya ben öyle düşünüyorum. İsterim ki hani kalsın içeride ve hatta devlet onun emeğinden faydalansın. Yani işte hakikaten de bir yerlerde çalıştırılabilir. Ondan sonra neyse artık. Zaten ceza hukukunun amacı ıslah etmek ve topluma kazandırmaktır. Elbette hepsi ıslah olmuyor. Elbette ıslah olmama ihtimalleri var. Elbette topluma kazandırılamama ihtimalleri var. Ama en azından o rehabilitasyon aşamalarını da göz önünde uygulamada tutarak, sürekli takip ve kontrol ederek, onları olabildiğince işte suçu oranında en etkin şekilde cezaevinde tutup, ondan sonra kontrol edilerek, hani gerçekten bu konuda zihniyet dönüşümü yaşanmış mı, bu insanın biz topluma cezasını çekti ama salabilir miyiz kısmının da kontrol edilerek, hani bunların hepsinin ince ince takip edilmesi gerekiyor. Ama maalesef koruma kararlarının bile takibatı şu anda aktif olarak yapılmıyor. Yani şu an elimizdekileri bile etkin uygulanmıyoruz ki bunun daha ötesi berisi yani duruyor. Maalesef, maalesef. Nurcan Epe Özdemir de milletvekili olmayı düşünüyor mu sevgili Tuğba Hanım diye Nurcan sormuş. benim arkadaşım. Benim milletvekili olmamı çok istiyor. O yüzden böyle sorular soruyor. Özellikle sor dedi bana.
Nurcan, yani çok teşekkür ederim. O şu an gerçekten sahada bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Bir de benim düşünmemle olabilecek bir şey değil o, hani bulunduğumuz partilerin takdiridir. Benim geçmişte bir adaylığım oldu zaten. İyi ki de oldu, ciddi bir tecrübeydi. Bundan sonrası için tüm samimiyetimle söylüyorum, bilmiyorum. Yani şu aşamada bunu düşünmüyorum da zaten. Şimdi sahada çalışacağız. Önemli olan, ya bakın, insanlar açlıkla, açsızlıkla, işsizlikle uğraşıyorlar. İşte insanlar sokağa döküldüler. Yani yaşayamıyoruz, geçinemiyoruz diye. Dolayısıyla işin bu kısmını tutmamız gerekiyor şu anda. Bana sorarsanız derhal bir erken seçim. Yani Kesinlikle. bunun olması için çabalamamız lazım. Gerisi, yani mücadele ve siyaset her şekilde verilir, yapılır. STK'larda da yapılıyor. İşte bakın, böyle de biz şu an siyaset yapıyoruz aslında. Yani o yüzden önemi yok. Yani tabii ki de vekil olmak iyi bir anahtardır. İyi bir araçtır. Asla amaç değildir. Araçtır. Ama hani olur olmaz, bir şekilde o mücadele verilir. Hem bir hukukçu olarak hem duyarlı bir insan olarak bu sistemdeki adaletsizliklerin karşısında bazen çaresiz kaldığınızı hissediyor musunuz? Yani bunun ağırlığı sizi böyle çok yorduğu anlar oluyor mu? Çünkü gerçekten zor. Bir de hani sahada mücadele ederken daha da zor diye düşünüyorum. Ya olmaz olur mu? Yani öyle şeyler oluyor ki gerçekten. Yani nasıl söyleyeyim? Bir bakıyorsunuz ya, öyle mahkeme salonunda delirecek gibi oluyorsunuz. Yani hakimleri kafa tuttuğunuz, böyle hani gözünüzün karardığı anlar da oluyor. Oldu. Ondan sonra olur da bundan sonra. Yani işte kadın, bakıyorsunuz yüksek ölüm risk raporu alınmış önümden. Yani ölmek üzere, hakikaten de evinden çıkamıyor. Yani adam ortalıkta böyle gözü dönmüş yani. Ay, şimdi, ya öldürecek kadını falan biliyorsunuz. Dosyayı okuduğunuzda bile onu hissedebiliyorsunuz. Elektronik kelepçe talep ediyorsunuz, verilmiyor. Ya ne yapması lazım bu kadının? Ne olması lazım? Ya daha nasıl... Artık 50 kere talep etme. O sırada hakikaten çok çaresiz hissettiğiniz oluyor. Yani ya da ne bileyim, yani müvekkilim işte ölümlerden dönmüş. Adam serbest bırakılmış. Adam hala tehdit ediyor. Adam emekli olmuş. Benim müvekkilim işinden kovulmuş. Failden korktuğu için patron gibi. Ya öyle öyle delirtici şeyler oluyor ki, sonra tutuyor o fail beni bile şikayet ediyor. Tıpkı o Musa Orhan denilen adamın Ezgi Mola'ya şikayet Ezgi'ye edip ceza yapıyor. aldırması gibi. Yani insanı böyle delirtecek durumlar oluyor. Ama ne yapacağız? Bırakalım mı? Bırakamayız. Yani düşünsenize, şu Asla. günlerde hiç konuşmadığımızı, böyle hani susup oturduğumuz, aman zaten olacaksa olur falan, olmaz. Yani bir şekilde sokakta da, işte bu ekranlarda hangi söz aktarmak için nasıl bir mecra buluyorsak kendimize, bu çünkü farkındalık böyle gerçekleşiyor ve biz çok ciddi yol kat ettik. Yani eğer hiç işe yaramasaydı biz bugün bu durumda olmazdık. O istedikleri, geçirmek istedikleri yasaların bir kısmını geçirmediler, direnişimiz olduğu için. Geçirdiklerini de geri alacağız, düzelteceğiz. Hepsi düzelir. Önemli değil. Önemli olan işte dediğimiz gibi o zihinsel dönüşüm. Biz o anlamda çok fazla yol kat ettik. Artık herkes işte cezasızlık nedir biliyor, İstanbul Sözleşmesi nedir biliyor, 62-84'ü biliyor. Yani nerede ne şekilde müdahale, haklarını daha fazla öğrenmeye başladı. Bunların gerekçelerini, kaynaklarını falan artık biliyoruz yani. O yüzden bence çok yol kat ettik bu süreçte. Bütün bu baskılar oldukça biz de öğrendik ve kendimizi korumayı birazcık da öğrendik aslında yani. Evet. Peki, Ama yeterli değil tabii ki. kesinlikle. Dilerim daha güzel günlere ulaşırız. Bu mücadeleler boşa gitmeyecektir, ben inanıyorum. Ben eminim, Kesinlikle, yüzde kesinlikle geri dönüşümü olacak. Çünkü herkes artık her şeyin farkında. Biraz da kendilerine değdikçe bir şeyler daha da öfke büyüyor. Mutlaka kesinlikle, değişecek. kesinlikle, kesinlikle. Yolunuz açık olsun diyorum. Mücadelenizde her zaman yanınızdayız. Kendinize Çok çok iyi teşekkür bakın. ederim, söz Çok verdiğiniz için. lazımsınız. Estağfurullah. Yani benim için çok büyük onur oldu. Teşekkür ediyorum katıldığınız Ne için, yorum demek? Her atmanız zaman, için. her zaman. Ha, bu arada son mesaj olsun madem. Yani kolektif mücadeleyi, eğer varsa imkanınız. İnanın şu yayını bile izleyemeyen o kadar çok kadın, o kadar çok insan var ki. Yani telefonu olmayan insanlar, interneti olmayan insanlar. Dolayısıyla eğer imkanınız varsa
Mümkün olduğunca kolektif mücadelenin bir ucundan tutun, bir derneğe gidin. Siyasete hevesiniz varsa oralarda bir şeyler yapın. Yani etrafımıza, dünyaya iyiliğimizin dokunması her şekilde mümkün. Yani komşularınızla şu duyduklarınızı anlatarak bile katkı sağlamış olabilirsiniz, olursunuz. O Kesinlikle. yüzden hani bir yerinden muhakkak tutun. Duyarlılık işte zaten böyle bir şey. Duyarlı olmaya devam. Çok çok sevgiler dinleyen herkese. Her zaman için soruları da yanıtlıyorum zaten. Özelden bir şey olursa da oralardan yine konuşuruz. Çok teşekkürler. Zaten yorgunsunuz, daha fazla yormayalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Kendinize çok teşekkür iyi ederim. bakın. Öpüyorum Sevgiler, iyi sizi de. akşamlar herkese. İyi akşamlar. Sevgili dostlar, yayın boyunca bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hepimize şiddetsiz bir dünya diliyorum. Şiddetten arındırılmış bir dünya diliyorum. Öyle bir gelecek umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.